kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah tarafından lanetlenen günahlar hangileridir? Kur'an-ı Kerim'de e, lanetin geçtiği bazı özel durumlar, bazı ayetlerde ifade edilmiş. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralamak mümkündür. Küfür ve inkar hali. Allah'ı inkar etmek, Allah'ın sıfatlarını, zatını inkar etmekle ilgili e, bazı ayet şerifli, ayet-i kerimelerde lanet söz konusudur. İkincisi dinden dönmekle ilgili. Ehli kitap da olsa İslam'ı inkar edenlerle ilgili. Mesela Yahudi ve Hristiyan olabilir ama İslamiyet'i inkar ediyor. Kasten imanlı bir kimseyi öldürmek lanetlenmiş. Her türlü putçuluğa, tağutluğa taraftar olmak Kafirleri müminlere tercih etmek de lanetlenmiş. Yine Allah ve Resulünü çirkin iddia ve davranışlarla incitmek, bu da lanetlenmiş. Münafık olmak, müşrik olmak, fitne, fesat çıkarmak da lanetlenmiş. Kur'an'daki gerçekleri gizleyenler, azgınlık ve isyan halinde olmak, zalim olmak, Fitne fesat çıkarmak, olması gereken ilişki bağlarını koparmak, yalancılık etmek, namuslu, iffetli kadınlara iftirada bulunmak gibi hatalar, kusurlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinde lanetlenen kısımlardandır. Şimdi bu lanetlenmek demek Allahu Teala'nın o fiili kötülediği anlamına geliyor. Dolayısıyla o fiili kötülemekle o işi yapmak isteyenlere veya yapanlara da ondan uzaklaşmalarını söylemektir. Yani lanetin aslında temel esprisi yapılan fiilin kötülenmesidir. Dolayısıyla o fiili yapan insanların onlardan uzak durmalarını ve terk etmelerini istemektir. Peki devam ederlerse, devam ederlerse veya düşerlerse o hatanın içerisine, o zaman Allah'ın rahmetinden, bereketinden, lutfundan mahrum kalırlar. Kimisi inkar ile ebediyen cennetten mahrum kalır. Eğer kafir olarak ölürse ebediyen cehennemde kalır. Kimisi de Allah'ın rahmetinden mümin olarak ölse bile bir müddet uzak kalmış olur. Belki cehennemde bir müddet kalması gerekebilir. Burada kesinlikle bir ümitsizlik söz konusu olmamalı. Allah'a inkar edenlerin tövbesi kesinlikle kabul edilir ve o şirkten dönerlerse o küfürden ve inkardan dönerlerse Allahu Teala onların imanlarını kabul ediyor ve önceki bütün günahlarını siliyor. E müminler de bu Allah'ın yasakladığı haramları işlerlerse veya Allah'ın farz kıldığı ibadetleri terk ederlerse arkasından tövbe etmeleri durumunda inşallah Cenab-ı Hak onların tövbelerini kabul edecek ve o onları o günahlardan dolayı sorumlu tutmayacaktır. Yalnız mümin kimselerin zamanında yapmak zorunda oldukları farz ibadetleri eğer yapmadılarsa tövbe etmekle beraber o farzları kaza etmeleri gerekiyor. Kul haklı hakkı çiğnedilerse kullarla da helalleşmeleri söz konusu. Burada Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize her zaman ümitli olmamız gerektiğini ifade eden bir ayet-i kerimeyi okuyarak cevabımızı sonlandıralım. Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. La taqnatu min rahmetillah. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. İnna Allah yağfiru zunube cemi'a. Yani sadece günahları demiyor. Bütün günahları Allah bağışlayabilir. Yeter ki biz o günahlardan gereği gibi tövbe edelim ve tövbenin gereklilerini yerine getirelim. Neden? İnna Allaha yafruzunu be. Şüphe yok ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Gafurur Rahim'dir çünkü Allah. Öyleyse Kur'an'da geçen ve kötülenen, lanetlenen bu günahlar ve hatalar bir defa Allah'ın razı olmadığı, ve çok çirkin gördüğü şeyler olduğunu bize ifade ediyor. İkincisi bu günahı işleyen, bu hataya düşen insanların oradan uzak durmaları gerektiği, eğer bundan uzak durmazlar, tevbe etmezlerse Allah'ın rahmetinden, merhametinden uzak kalacaklarını hatırlatmış oluyor.